Milena Quaglini. Milena zarif görünüşlü bir kadındı. Elmas şeklindeki yüzünde iki şeffaf mavi, gülen göz göze çarpıyordu. Elinde çocukları, kolunda alışveriş poşetleri, tatlı gülümsemesiyle sokakta yürürken gören herkes onun şefkatli bir eş, sorumluluk sahibi bir anne, eğitimli bir kadın olduğunu düşünebilirdi. Çünkü dünyada onun içinde yanan cehennemi bilen kimse yoktu. Yalnız kaldığı zamanlarda Milena'nın ne yaptığını kimse hayal bile edemezdi. Milena Quaglini, 1990'ların ikinci yarısında kendisine cinsel tacizde bulunan 3 erkeği öldüren İtalyan bir seri katildi. Hapis cezasını çektiği sırada ağır depresyona girdi ve cezaevinde intihar ederek zorluklarla geçen hayatına son verecekti. Hayatına dair. 1957'de Pavia eyaletindeki Mezzanino'da mütevazi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti Milena. Tekmelerin, hakaretlerin ve tokatların eksik olmadığı bir evde büyüdü. Zor bir çocukluğa rağmen muhasebe bölümünden mezun olmayı ve bir tesisat şirketinde muhasebeci olarak iş bulmayı başarmıştı. Orada arkadaşı olacak olan Enrico ile tanışmıştı. Kendisinden 10 yaş büyük ancak çok iyi bir insan olan Enrico ile evlendi ve Milena Dario Di Lei ismini verdikleri çocuğunu doğurdu. Ancak maalesef diyabet hastası olan eşi Enrico evliliğinin ilk yıllarında vefat edecekti. Bu da onun ömür boyu eşlik edecek bir depresyona girmesine neden oldu. İlk kocasının ölümünden sonra ciddi bir alkol bağımlılığı geliştirerek içmeye başladı. Milena yalnız kaldı ama asla pes etmedi. Nefret ve şiddetle büyüdüğü baba evine dönmeden küçük oğluyla yaşamasına imkan sağlayacak geliri elde etmek için yeni bir iş aradı ve sonunda buldu. Yetenekli ve ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olan Milena, kısa sürede Pavia'daki alışveriş merkezinin bölüm başkanı oldu. Orada eşinden boşanmış ve yine bir önceki kocası gibi kendisinden 10 yaş büyük olan Mario Foggi ile tanıştı. 1992'de Milena Quaglini tekrar hamile kaldı. Bebeği doğduğunda kocası Milena'dan üvey oğlu Dario'ya o kadar tahammül edememeye başlamıştı ki onu garajda uyuması için hapsettiği bile oluyordu. Milena'nın genç bir kızken şiddet gördüğü ve kaçtığı aile evinin bir benzeri ironik bir şekilde şimdi onun etrafında yeniden şekillenmeye başlıyordu. Mario gittikçe saldırganlaştı ve alkol içmeye başladı. İkinci kızları doğduğunda durum zaten dramatikti. Mario bu süreçte bir işte tutunamıyordu ve ikilinin birçok borcu bulunuyordu. İcra memurları kocasının borçları nedeniyle mal varlığına el koymak için evine geldiğinde eşinden ayrılmaya ve Este'de yaşamaya karar verdi. Bu dönemde çocukları ile birlikte Milena evden kaçtı ve geçinmek için para kazanmak adına Veneto'da bir spor salonunda temizlikçi olarak çalışmaya başladı. İlk cinayet. Ancak Milena'nın parası her zaman az geliyordu ve çocukları ile bir başına geçinmekte zorlanıyordu. Bu yüzden 80 yaşındaki Gusto Della Pozza ile tanıştığında ve ona bakması için ona para vermeyi teklif ettiğinde Milena bu teklifi kabul etti. Gusto Della Pozza mali sorunlarına o kadar duyarlı görünüyordu ki genç kadına 4 milyon liralık bir borç vermeyi bile teklif etmişti. 25 Ekim 1995'te gözü dönmüş adam Milena'ya ''Sana ne için o kadar para verdiğimi sanıyorsun? Sen aptalsın, hiçbir şeyi anlamıyorsun.'' diyerek onu kolundan tuttu ve yatağa itti. Milena'ya tecavüz etmeye çalışıyordu. Milena o esnada komedinin üzerinde duran lambayı aldı ve adama öyle sert vurdu ki adam kanlar içinde yere düştü. Milena hemen Dalla Pozza'nın evinden kaçtı. Birkaç saat sonra suç mahalline tamamen değişmiş, sakinleşmiş, farkında ve yaptığı şeyin sonuçlarıyla başa çıkmaya hazır bir şekilde geri döndü. Ve olayın üzerine kalmaması için kafasında bir plan kurarak polisi aradı. Yaşlı adamın bakıcısı olduğunu, eve yeni geldiğini ve yaşlı adamı yerde bulduğunu, muhtemelen bir saldırı veya sorgun kurbanı olduğunu söyledi. O sırada polis onun hikayesine güvendi. Kısa bir süre sonra Milena böylece ayrıldığı kocası Mario Foggi ile tekrar yaşamak için Lombardiya'ya, Broni'ye döndü. Bununla birlikte tartışmaları yeniden başladı ve Milena içki içmeye ve antidepresan almaya geri döndü. Çok yüksek dozda uyku hapı aldıktan sonra her iki bilek damarını da keserek intihara bile teşebbüs etti ancak hastaneye kaldırılarak kurtarıldı. İkinci cinayet. Birlikte oldukları yıllarda Mario Foggi ona her türlü kötü şeyi yapmıştı.
kadına tokat atmış, yumruk ve tekme atmış, kulak zarını yırtmış ve iki dizini kırmıştı. Milana kocasının baskısına ve darp edişlerine sabırla katlanmıştı. 2 Ağustos 1998 günü her zamanki gibi hakaretler ve tokatlar yağıyordu. Mario ona küfretmiş ve sonra yatak odalarındaki yatakta hiçbir şey olmamış gibi huzur içinde uyuyordu. Çünkü her zamankinden farklı bir şey olmamıştı. Ancak artık Milana farklıydı. Tükenmez gibi görünen sabrı o akşam sona ermişti. Böylece Milana'nın bir kurbandan faile geçişi tamamlanacaktı. Milana kocası uyurken onun ellerini ve ayaklarını bağladı. Sonra bir panjurun ipini yakalayıp boynuna doladı ve o küçücük bedenden kimsenin beklemeyeceği bir güçle çekmeye başladı ve kocasını boğarak öldürdü. O akşam kocasının cesedini sürükleyerek balkona çıkardı. Komşuları ve çocukları görmesin diye üzerini örttü ve polisi aradı. Tamamen değişmiş, öfkesi gitmişti. Zayıf ve ağlayan bir sesle santrale şöyle dedi: "Kocamı öldürdüm." Memurlar İtalya'nın Pavia eyaletindeki küçük bir kasaba olan Broni'ye hareket ettiler. Devriye gelene kadar kadını telefonda tuttular. Onlara kocasının ayak bileklerini, el bileklerini ve başını bağlamak için bir parça ip aldığını söyledi. Onun kafasına ahşap bir kutuyla vurdu ve onu bağladıktan sonra iplerle boğmuştu. Kızlarının onu görmemesi için cesedini çöp poşetlerine sarıp halıyla örttüğü balkona çıkardı. Devriye evine geldiğinde hala santral ile konuşuyordu. Polisler kadının ciddi olduğunu gördüler, zira ceset hala balkondaydı. 41 yaşındaki Milana Quaglini, 3 çocuğundan ikisinin babası olan 52 yaşındaki Mario Fogli'yi öldürmekle suçlanacaktı. Milana tutuklandı. Bu cinayetten ilk etapta 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yarı delilik hali ve meşru müdafaa çerçevesinde cezasının indirilmesine karar verildi ve ev hapsine çevrilmek üzere 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üçüncü cinayet. Ancak hapishaneden çıkarken Milana nereye gideceğini artık bilmiyordu. Annesinin kapısını çaldı ancak annesi katil olmuş olan cani kızı hakkında bir şey duymak ve görmek istemedi. Milana'nın avukatı daha sonra ona bir mahallede kalacak yer ayarladı ama Milana içki içmeye başlayıp dairede gürültüler yapınca oradan da atıldı. Daha fazla kaynağı olmadığından riskli bir çözüm denedi. Bir gazetede birlikte yaşama ilanına cevap vermişti. Angelo Porello adında hüküm giymiş bir suçluydu. Küçüklere cinsel saldırıdan 6 yıl yattıktan sonra hapisten yeni çıkmıştı. Birbirini tanımak ve belki de bir ilişki başlatmak amacıyla evinde bir oda kiralamak için uygun bir kadın arıyordu. Ev hapsinde olduğu için Milana yeni ikametgahını mahkemeye bildirerek adamın yanına taşındı. 5 Ekim 1999'da Angelo Porello onu yatağa fırlatmış ve iki kez tecavüz etmişti. Milana sessizce dayandı, sonra ayağa kalktı ve adama kahve isteyip istemediğini sordu. Adam olur yanıtını verdikten sonra mutfakta bardağa güçlü bir uyku hapı olan bir şişe Minyas'la tat katmıştı. Angelo Porello bir müddet sonra bu kahveyi içince uyuyakalmıştı. Bu noktada onu boğmak için küvete sürükledi. 6 Ekim 1999'da Angelo Porello'nun kızı ve eski eşi Angelo'nun kayıp olduğunu polise bildirdi. Evini aramaya gittiler ve sonunda onu bahçenin çöplüğünde buldular. Çıplaktı, ceniz pozisyonunda kıvrılmış, ileri derecede çürüme halindeydi. Angelo'nun evinde Milana'ya yazılan ilaçların kutuları da vardı. Dairede saç ve kadın DNA'sına ait izler de buldular. Milana evde yoktu ama komşular onu yanında gördüklerini hatırlıyorlardı. Milana kısa bir süre sonra Porello'nun arabasında giderken tutuklandı ve hapishaneye geri götürüldü. Bu Milana'nın karıştığı üçüncü şüpheli ölümdü. Tesadüf olamayacak kadar fazlaydı. Cinayetten soruşturuldu ve Vigevano hapishanesinde sorguya çekildi. Birkaç saat masum olduğunu iddia etmeye devam etti ama sonra aniden pes ederek her şeyi itiraf etti. Milana artık saklanmaktan yorulmuştu. Ayrıca o günü ayrıntılı olarak anlatarak ilk kurbanı Giusto Della Pozza'yı öldürdüğünü de itiraf etti. Tüm cinayetlerle suçlandı ve yargılanmayı bekleyen Vigevano hapishanesinde kaldı. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Vigevano hapishanesinin kapıları Milana için açıldı. Kendisinin bir katil değil, bir kurban olduğunu açıklayarak hemen tüm suçlarını itiraf etti. Bilirkişi raporu uygulayan ilk psikiyatrist, Milana'nın suçlarını işlerken anlayış ve istek göstermekten aciz olduğunu belirtti. Daha sonra akıl hastası oldu ve kocasının öldürülmesiyle ilgili mahkumiyeti yarı yarıya azalmıştı. Şimdi onu
iki dava daha bekliyordu. Giusto della Pozza'nın öldürülmesi meşru müdafaa davası olarak kabul edildi ve mahkeme onu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak onu 3. suç için muayene eden psikiyatrist, Milana'nın aklı başında olduğunu ve sonuçlarını düşünmemiş olmasına rağmen Angelo Porello'ya ne yaptığının farkında olduğunu açıkladı. Ona partnerlerini cezalandırma dürtüsüyle hareket eden bir seri katil dedi. 3. duruşmanın 24 Ekim 2001'de başlaması planlanıyordu. Milana yeni rapor nedeniyle bu kez müebbet hapis cezası riskini göze alacağını biliyordu. Sakince, özenle o kadar çok resim yaptı ki hapishanede kaldığı süre boyunca terapistler artık onun ruhen iyileşme sürecinde ilerlediğine ikna olmuşlardı. 16 Ekim 2001 tarihinde Salı günü saat gece 1 sularında Milana hücresinden bir çarşaf aldı. Şeritler halinde kesti ve bunlardan birini boynuna doladı. Daha sonra ilmiği elbise kancasına bağladığı, bacaklarını kaldırdığı ve boğulmasına izin verdiği çelik dolaba geçirdi. Çocuklarına "Artık dayanamıyorum, beni affedin, imza anneniz" diye bir not yazmıştı. Sabahın ikisinde seri katil Milana Quaglini kötülüğe, içinde taşıdığına ve tanıştığı adamların ona çektirdiklerine rağmen bunlara teslim olarak intihar etti. İtalya'da taciz kurbanı bir kadınken işkencecilerin celladı haline gelmiş tek vaka olmaya devam ediyordu. Ölümünü takip eden aylarda müfettişlerin tümü Milana'nın yaşadığı Jesi, Ancona ve Comacchio bölgelerinde meydana gelen bazı arşivlenmiş vakaları yeniden incelediler. Onu bunlarla ilişkilendiren hiçbir şeyi bulamayacaklardı ancak Karadul'un kurbanlarının 3'ten fazla olduğu şüphesi de birçok dedektifin kafasında kalmıştı. Milana Quaglini hapishanede intihar ederek hayatına son vermişti.